Şimdi malumunuz belli bir süredir çoklu baro sistemini tartışıyoruz. Hatırlarsanız Diyanet İşleri Başkanımız bir cuma hutbesinde çıktı, lutiliğin, erkek erkeğe eşcinselliğin, ipneliğin, toplaşmanın haram olduğunu, İslam dini tarafından lanetlendiğini, Allah'ın bu hareketleri lanetlediğini söyledi. Bunun üzerine birkaç baro da çıktı, Diyanet İşleri Başkanı'na tepki gösterdi. Tepki gösterme hakları var mı? Var, olabilir, tamam, ama ne yaptılar? Dönüp şunu iki şey söylediler. Bir, bu nefret dilidir diyerek Kur'an'ın ayetine, Allah'ın emrine nefret dili dediler. İki, 1500 yıl öncesinden gelen karanlık ses diyerek Hazreti Peygamber'e hakaret ettiler. İnançlı kesim olarak biz de buna isyan ettik ve iktidara dedik ki bu böyle gitmez. Buraya kadar böyle geldi, bundan sonra böyle gitmesin dedik. İktidar da haklı olarak çıktı, dedi ki ben bu baroyu tekelleşmeden çıkarıyorum dedi. Çoklu baro sistemini meclise getireceğim. Mecliste yasalaşırsa ben çoklu baro sistemini Türkiye'de uygulamaya başlayacağım dedi. Şimdi bunun üzerine kızılca kıyamet kopuyor. Neymiş efendim, demokrasiye aykırıymış. Şimdi aslında şunu söylemek istiyorlar da söyleyemiyorlar. Ya bu baro CHP'ye can simidi oluyordu. CHP bunların üzerinin işini iyi görüyordu. Dokunmayın diyemiyorlar. Ya bu baro PKK'lı teröristler öldürüldüğünde analar ağlamasın, savaşa hayır diyen bir baro, onlara verdikleri destekten baroyu çekiyorsunuz, bu desteğin önünü kesiyorsunuz diyemiyorlar. Bu baro DHKPC'ye destek veriyordu, kardeşim dokunmayın diyemiyorlar. Ne diyorlar? Demokrasi diyorlar. Yani bu tür durumlarda ya demokrasinin, ya Atatürkçülüğün, ya da laikliğin arkasına sığındıklarını hepimiz biliyoruz. Şimdi çoklu baro sistemi demokrasiyi ortadan kaldırır mı? O kadar aptalca, o kadar saçma sapan bir anlayışları var ki, yemin ediyorum bunların kafatasının içine girip demokrasi anlayışlarını o lobların arasında dolaşarak görmek istiyorum. Bu kafa nasıl işliyor diye o kadar merak ediyorum ki. Şimdi verdikleri örnek, dedim ya, demokrasiye aykırı. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. Bakın, bunlar devletin bana verdiği koruma kararının belgeleri. Şunlardan bir sürü belge var. Bana bugüne kadar gelen tehditler, hakaretler kimlerden? PKK'dan, DHKPC'den, FETÖ'den. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, devlet bana koruma kararı verdi. Ben tehditler alıyorum, ölüm tehditleri alıyorum. Gelip benim evimin penceresini çekiyorlar. Yolda benim oturduğum yerde benim fotoğrafımı çekiyorlar. Seni öldüreceğiz diye aleni bir şekilde tehdit ediyorlar. Ben diyorum ki ben bunlar hakkında bir ceza davası açmak istiyorum. Tehdit davası açmak istiyorum. Tamam, buraya kadar normal. Şimdi gidip bir avukata benim savunmamı al demek istiyorum. Nereye gitmem gerekiyor? İstanbul Barosu'na gitmem gerekiyor, değil mi? İstanbul Barosu'ndan bir avukata gitmem gerekiyor. Ya benim gideceğim baro bu PKK'lıların hakkını, hukukunu savunan, onlara can simidi olan, onlara can suyu olan bir baro. Sen beni tehdit edenlere, sen teröriste destek verenlere beni yönlendiriyorsun. Sen gidip onlardan savunmanı alabilirsin. Onlar seni savunabilir diyorsun. PKK sevici barolara beni yönlendiriyorsun. Sonra dönüp diyorsun ki bunun adı demokrasidir. Ya da başka bir örnek vereyim. Şimdi dedim ya, baro benim inancıma küfretti. Kur'an-ı Kerim'in ayetine nefret dili dedi, lanetlenmiş dil dedi. Hazreti Peygamber'e karanlık tipte diye hakaret etti. Benim bir vatandaş olarak dava açma hakkım var mı? Var. Ben bir avukatla bu işi yürütmek istiyorum. Nereye gideceğim? İstanbul Barosu'na gideceğim. İstanbul Barosu'na gidip diyeceğim ki ey İstanbul Barosu, sen benim inançlarıma, peygamberime hakaret ettin. Ben senin hakkında dava açmak istiyorum. Hadi sen bana bir tane avukat ver diyeceğim. Ya arkadaş, geri zekalı mısınız siz ya? Kusura bakmayın da aptal mısınız siz ya? Sabah kalkıp işe giderken falan direğe mi çarpıyorsunuz? Çukura mı düşüyorsunuz? Dengenizi mi kaybediyorsunuz? Nasıl böyle bir şeyi bana zorla dayatırsınız ya? Ben diyorum ki
Ben İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata güvenmiyorum. Ben seçme hakkım var mı kardeşim? Var. Ben seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Başka bir baroya gitmek istiyorum. Yok. Ne? Senin inancına hakaret eden baroya gidip oradan avukat temin edebilirsin ancak. Onun dışındakiler demokrasiye aykırıdır diyor. Şimdi böyle bir yapıyı eleştirince demokrasiye aykırı hareket etmiş oluyorsun. Bakın bahsini ettikleri baro demokrasiyi öyle savunuyordu ki Cumhuriyet mitinglerinde ordu göreve diye pankart taşıyan baroydu bu baro. 28 Şubat döneminde okul kapılarında sürüklenen insanlar, genç kızlar, başörtülü genç kızlar, inançlı insanlar okul kapılarında sürükleniyordu. Bir tane avukat vermiyorlardı. Bir tane avukat bu çocukların hakkını, hukukunu savunamıyordu. Sözde demokrasi vardı ya. Yok kardeşim. Bu laikliğe aykırıdır diye. Bu demokrasiye aykırıdır, başörtüsü takamazlar diye bir tanesi avukat vermiyordu. Şimdi bakın arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Bu baro kalkıyor diyor ki, Cumhurbaşkanı meşru değildir, Cumhurbaşkanlığı sistemi meşru değildir diyor. Baronun yapısına bakıyorsun, İstanbul Barosu'nu oluşturan yapı yüzde kaçla göreve geliyor biliyor musunuz? %19'la. %19 oy alan baro yönetimi İstanbul Barosu'nu yönetmeye talip oluyor. Şimdi %19'la 50 bin kişilik baroyu yöneten İstanbul Barosu'nun yönetimi %50+1 ile seçilen cumhurbaşkanına o demokratik değil diyor. O meşru değil diyor. Sen ben meşruyum diyor. Ya senin nere meşru? Hop 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 bir dakika. Demokrasiye aykırı konuşuyorsun diyor. Şimdi bunun karşılığında ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben grup yorum üyelerini biliyorsunuz değil mi? Grup yorum üyeleri Savcı Selim Kiraz'ı katleden teröristlere meydanda alkışlattılar. Meydanda. Annesine bağlandılar. O teröristi sloganlar eşliğinde andılar. Şimdi devlet de dedi ki ben grup yorum üyelerine konser verdirmeyeceğim bu ülkede dedi. Niye? Teröristi destekliyorlar dedi. İstanbul Barosu çıktı, barolar çıktı. Bu terörist şarkıcı grubunu destekledi, değil mi? DHKPC'lileri destekledi. Bu ülkenin savcısının makamında görev başında katleden, teröristleri seven bir müzik grubunu destekleyen bir İstanbul Barosu'ndan bahsediyoruz. Din düşmanı, inanç düşmanı, darbelere meraklı, PKK'yı seven, DHKPC'yi seven, içerideki FETÖ'cüler için masum diyen bir barodan bahsediyoruz. Ve bu ülkenin sözüm ona kıçı kırık demokratları, kıçı kırık demokrasi havarileri dönüyor diyor ki hayır diyor sen bu baroya dokunamazsın. Niye? Çünkü bu demokrasiye aykırıdır diyor. Allah akıl fikir versin diyeceğim de Allah verdikleri aklı da kullanamıyorlar ki yani ne diyeyim mi? Akşam televizyonda izliyorum. Bas bas nasıl bağırıyorlar, nasıl bağırıyorlar? Baroya dokunamazsın, böl, parçala, yönet, yapamazsın. Baroyu da emrinin altına almak istiyorsun filan falan. Yargıyı zaten emrinizin altına aldınız. Yalan söylüyorsun be haysiyetsiz. Yalan söylüyorsun. Yargı eğer iktidarın emrinin altındaysa o zaman bana şu iki soruma cevap verir misin? Dursun Çiçek çıktı dedi ki iktidarı siz seçimle indirin biz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partililerin nasıl yargılayacağımızı göreceksiniz. Perişan edeceğiz dediler. Bunlar mı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeki yargı? Son yerel seçimlerde hakim ve savcıların olduğu sandıklardan %77 civarında CHP'ye oy çıktı. Bunlar mı iktidarın emrindeki yargı? Sabah akşam iktidarın aleyhine
adeta devlete ve iktidara operasyon çeken bir yargıdan bahsediyor. Nerede bir tecavüzcü varsa serbest bırakıyor. Nerede bir çocuk istismarcısı varsa serbest bırakıyor. Nerede bir FETÖ'cü varsa el altından serbest bırakıyor. Nerede bir Enis Berberoğlu, nerede bir Can Dündar, nerede bir Adil Öksüz, nerede bir hain varsa hepsini serbest bırakıyor. Ve bunlar iktidarın elinde, öyle mi? Siz de milleti bu sözlerle kekleyeceksiniz. İstediğiniz gibi, eskiden olduğu gibi mahalle baskısı uygulayacaksınız. Baroya dokunma, yargıya dokunma, şuna dokunma, buna dokunma diye bu ülkeyi yönetmeye devam edeceksiniz, öyle mi? Geçti borun pazarı. O baro, o çoklu baro inşallah bu ülkeye gelecek ve terörist sevici barolardan bu ülke kurtulacak. Siz de öyle Selahattin Demirtaş'ınızın söylediği gibi mal mal bakacaksınız.